Merhabalar, bugün turşu kavurması yapacağım. Gerekli malzemeler, ben 2 baş kuru soğan kullandım. Soğanlı mükemmel oluyor, lezzetini iyice veriyor. Yağda birazcık kavurdum, şimdi salçasını ilave edeceğim. 2 yemek kaşığı salçamı ilave ettim. Şimdi soğanlarımla birlikte birazcık kavuracağım. Turşu kavurması bizim yöreseldir. Ve muhteşem olur gerçekten. Bir tane küçük patatesi soydum. Minik minik küpler yapacağım. Ve soğanın içerisine ilave edeceğim. Patatesi mutlaka ekleyip bir deneyin böyle. Çok turşunun içerisine çok güzel bir lezzet katıyor. Hani turşu böyle tuzlu, ekşi, patates de tam dengeliyor. Bu şekilde yapmanızı öneririm. Patateslerimi ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Öyle çok fazla pişirmenize gerek yok. Patates zaten turşularla birlikte içerisinde pişmiş olacak. Şimdi ben turşumu doğrarken, ayarlarken bunlar bir yandan pişecek. Minik minik de doğradığım için çabuk pişecektir. Yani öyle çok fazla kavurmanıza gerek yok. İpucu olarak bunu söyleyebilirim. Şöyle turşularımı ayarladım. Karışık olarak lahana, havuç, altta da karnabahar var. Onları ufak doğradım. Sularını da süzdüm. Şimdi bu patatesli soğanı karışımın içerisine dökeceğim. Hepsini koydum. Şimdi pek karıştırmayacağım. Böyle sadece bırakacağım. Birazcık alttan doğru kızarsın. Daha sonra karıştırıp bütün salçaları birbirine geçmesini sağlayacağım. Ve o arada bir şey daha yapacağım ki bu çok önemli gerçekten. Şimdi bir alt üst yapıyorum. En önemlisi de şu, turşunun suyundan birazcık şöyle soğan kabına ayırmıştım çekerken. Birazcık ondan ilave edeceğim. O hem böyle daha kıvamlı birbirine geçmesini sağlayacak. Hem de daha da lezzet verecek. Ekstra tuz atmanıza gerek yok çünkü turşu biliyorsunuz oldukça tuzlu zaten. Şipşak yapabileceğiniz kolay bir çayın yanına, doyurucu oldukça. Turşu sevenler bu tarifi kaçırmasın arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatıp 5 dakika pişmesini sağlayacağız. Ve turşumuz hazır. Şimdi servis zamanı. Buharı üstünde bol soğanlı, içine patates de koydum. Çok güzel bir tat veriyor. Gerçekten bu lezzeti deneyin. Şimdiden afiyet olsun.